Merhaba. Business Channel Türk ekranlarında Anka ile Yeniden Doğu programına hoş geldiniz. Ben Gaye Eren. Çok sevgili konuğum Sayın Doktor Gül Çürüş benimle beraber, klinik psikolog kendisi. Gül Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Biraz sizi tanıyalım. Tabii 1968 İstanbul doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Psikoloji'den 89 yılında mezun oldum. Evet. Yaşını çok rahat söylüyorsun diyorlar. Şimdilik saklamıyorum, göstermiyorum. Gösterdiğim vakit bilemeyeceğim. Arkadan Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji yüksek lisans, doktora tekrar İstanbul Üniversitesi ve Bremen Üniversitesi, klinik psikolog olarak da 2002 yılından bu yana çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Evet. Ben aslında çok günümüzün problemi olan bir şeyi soracağım size. Benim de çünkü iki tane kızım Tabii. var. 5,5 yaşında büyük olanı okula başlayacak. Benim en çok korktuğum şey akran zorbalığı. Çok fazla hikaye duyuyorum. Çok üstelik şeyde hani kolejlerde de var, devlet okullarında da var. Evet. Çok yayılmış Ve her yaş durumda ve grubunda. her yaş grubunda olan bir şey ve çok korkunç hikayeler de duyuyorum. Hani burada anlatmak istemiyorum ama siz de eminim duyuyorsunuzdur. Nedir bunun sebebi? Yani biz küçükken böyle şeyler yoktu. Hani çok klasik bir söylemdir ama gerçekten yoktu bu tarzda Onu deyince de hikayeler. yaşlandınız diyorlar. Kuşak çatışmasından Ama yakındığınız anda gerçekten yoktu. yaşlanmışsınız diyorlar. Şu an mesela ilkokulda, ortaokulda yani öyle hikayeler duyuyoruz ki hani veliler ne yapmalı veya bunun sebebi nedir? Nasıl önlenebilir? O konuda bir şeyler öğrenebilir miyiz sizden? İlişkilerin yerini neyin aldığına bakmamız lazım. Şimdi bizim dönemimizde yoktu diyoruz. Bizim dönemimizde cep telefonu da yoktu. Televizyon, şimdi çok fazla da böyle yaşı ortaya çıkartacağım ama karşılıklı. Şimdi siyah beyaz televizyonlar evimize geldi, saatli yayın veriliyordu. Ay Kalan vakitlerde evet. biz ne yapmak durumundaydık? Ailece bir yerlere gidiyorduk, beraber bir şeyler yapıyorduk. Evet. Beraber bir şeyler yapamayan çocuklar ne yapıyor? Cep telefonuyla adeta doğuyorlar diyeceğim artık. Ellerinde Evet. bununla avunuyorlar, tabletlerle avunuyorlar. Ne yapıyorlar? Yapılan araştırmalar gösteriyor ki üniversite yaşları çağına gelene kadar bir erkek çocuğun izlediği video oyun saati, oynadığı video oyun saati, izlediği şiddet içerikli film saati onun izlediği macera filmlerini kat ve kat aşıyor. Diğer sosyal faaliyetlerini kat ve kat aşıyor. Dolayısıyla da geçirdiği vakit burada olunca ve şiddet içerikli oyunlar olunca bunun uygulaması nerede oluyor? Kendi yaş grubundan daha küçük. Şiddeti uygulayabileceği, tecrübe edebileceği yaş gruplarına dönüyor. Hükmünün geçebileceği. Evet. İlişki kalitesini biz çocuklarımızla nitelik olarak sağlayamadığımız sürece, nicelik çok önemli değil benim gözümde, Evet. nitelik olarak sağlayamadığımız sürece buradaki oyunların, açmazın, ilişki kalitesinin yokluğunun cevabını gidiyor akranlarında arıyor. Akran zorbalığı başlıyor, sebepler bu. İlişki kalitesinin Evet. bozulması. Bunun yerini bilgisayarların alması, bilgisayarların içeriğinin denetlenememesi aile tarafından, içerik denetlenemeyince şiddet içerikli oyun, video oyunlarının bunun yerini alması, hatta bu işin abartılarak bir takım tatsız video oyunlarında intiharların Evet, gerçekleşmesi, evet. akran zorbalığının dışında önemli bir konu olarak. Evet. Ve bunlar yerini alınca ne oluyor? İş okullara sirayet ediyor. Okullara sirayet ettiğinde küçük yaş grubu büyüğün cezasını çekmeye başlıyor. Hatta aynı yaş grubunda da bu oluyor maalesef. Benim yeğenimde de benzer bir sorunu yaşamıştık. Gündelik kalem gibi, makas gibi okulda kullanılan rutin Evet. alet edevatla dürtülüp, tehdit edilip, oyun parkında zarar görüp Ay evet. vesaire ödevleri yaptırılıyordu. İşte. Aynı yaş grubundaki bir çocuğun yaptığı davranış. Aileye döndüğümüzde yüzümüzü, aile problemleri fark etmemişti bile. Bizler yardımcı olmaya çalıştık, mağdur olduğumuz halde konuyu izaha çalıştık, Evet. çocuğa yardıma gayret ettik. Kaliteli ilişkiyi yerine koymadığımız sürece okul olarak, aile olarak akran zorbalığı alıp başını gidecektir. Eğer bu konuda tedbirlerimizi, yardım süreçlerimizi zenginleştirmezsek. Aslında bizim kültürümüzde yani çok daha sosyal bir kültürüz değil mi? Aileyle çok vakit geçirilir, büyüklere saygı vardır, komşularla vakit geçirilir. Aslında bu biraz daha sanki Amerikan kültürü gibi değil mi? Bu Öyle, akran öyle. zorbalığı biraz Seviyorduk oradan satın alınma sanki. dediklerinizi çok seviyorduk. Bunlara vaktimiz vardı. Evet. Ancak değişen ekonomik koşullar, Evet. yaşam koşullarımız, teknolojinin hayatın içine birebir girişi ile bizler ilişkileri bir kenara bıraktık. Yerini
elektronik cihazlara devrettik. Televizyon ek bakıcı oldu. Anne baş edemediği zaman hayatla ve ev içi görevlerle çocuğu televizyonun karşısına oturtur oldu. Ondan sonra da televizyon izlemekten ders yapmıyor demeye evet. başladı. Evet. Yedek bakıcı cep telefonu oldu, tablet oldu. Bunlarla baş edemediğimizde bu sefer bunlara bağımlı oldu. Teknoloji bağımlısı benim çocuğum demeye başladık. Biraz şey sanırım çocuklar daha önceleri işte komşular, ailenin diğer fertleri, onların çocukları hep beraber bir vakit geçirirlerdi. Sosyaldik. Daha sosyaldik. Aynen. Ama şimdilerde sizin çok çekirdek da öyleydi değil mi? Tabii yani öyleydi. Ben bir araya sokakta gelip, büyüdüm. İşte yani öyleydi. Yani bir... Şimdi sokağa bıraktınız mı kaçırılacak yok, mı? Yok bırakamıyorsunuz. Tabii şu an öyle bir durum var. O yüzden de aileler hep çekirdek aileler tek tek apartman dairelerinde oturuyorlar haliyle. Bir yalnızlaşma durumumuz var aslında. Hı hı. Hani çocuk başka çocuklarla oynayamadığı için evde oturuyor, bu sefer televizyon seyrediyor. İşte dediğiniz gibi cep telefonuydu, tabletti. Ne yapmak lazım sizce? Yani o kadar da şey bir soru ki hani hem sosyolojik hem psikolojik. Birkaç saç ayağı var bunun. Birkaç saç ayağı var. Bir kere çocuğun kendine ait e-mail e-posta hesaplarını lütfen şifrelerini bileceğiz. Belirli bir yaşa evet. kadar müstakil bilgisayarın olması, kendi odasında kendi yönetimde olması hayır. Ortak alanda bilgisayarları tutacağız. Bizler o hesapların kontrolünü sağlayacağız. Arkadaş çevresini bileceğiz ergenlik yaşlarına kadar. Ergenlik yaşlarında da kısmi süreler koyarak, planlar yaparak bilgisayarı amaçlı kullanması, süresinin konması, ortak kurallara kavuşturulmak durumunda. Eğer biz bunu kuralsız bir şekilde denetimsiz bırakırsak çocuğun kendi e-posta hesabı da olacaktır. Kendi sosyal medya Tabii. hesabı da olacaktır. Ve odasında olursa bilgisayar, siz yasak deseniz bunu gizli olarak açıp yine kullanabilecektir. Evet. Dolayısıyla ortak alana bilgisayarlar. Ortak kullanıma hatta dediğim evet. gibi aynı kullanıcı adı ve şifreyle ve bizim bilgimiz altında olacak şekilde. Bir diğeri yavaş faaliyetlerden tad almayı öğretebilmek için nedir yavaş faaliyet? Benim çocukluğumda ailem alırdı beni tenis maçı izlemeye giderdik. Bana göre çok yavaş bir faaliyetti. Ama şimdi çok tad alıyorum. Veya denizin karşısına park evet. ederdik. Efendim çaylar söylenirdi. Kız Kulesi'ni seyredeceğiz. Ve benim itirazım şuydu. O kule Osmanlı'dan beri orada. Ve hep orada duruyor. Başka ve bir hala duruyor. ve hala duruyor. Başka bir faaliyetimiz olmayacak mı? Evet. Yavaş çekimli faaliyetti. Evet. Yavaş çekimli faaliyetlerden tad almayı ailem öğretmişti bana. Şimdi ise çocuklar hızlı faaliyetlerden tad alıyor. Ne yapıyor? Evet. Nöral sistemi inanılmaz zorluyoruz. Bakınız Amerikan Pediatri Birliği'nin yasak kararı vardır. Otistik bulguları arttırmamak için 3 yaşa kadar televizyon izletmeyin diyor. Buna evet. bebek kanalları dahil. Evet. Çünkü büyüleniyorsunuz. Nöral sistem buna endeksli bir gelişim göstermeye başlıyor ve sizin otistik bulgularınız artmaya başlıyor. Çünkü normal gelişimli arıza veriyoruz. Bizim evrimsel sürecimizde baktığınız zaman geride televizyonla büyümek yok yazılımımızda. Yoktur tabii. Bunların hepsini yazılımımıza eklemeye başladık ama beraberinde sinir sistemi problemlerini de taşımaya belki başladık. Belki bu hiperaktivite problemi de ondan kaynaklı olabilir aynı mi? Şekilde. Çok çünkü fazla arttı sanki çocuklarda değil mi? Arttırdık sistemin hızını evet. ve eğer bir ekran 3 saniyede açılmıyorsa o cep telefonunun değişmesini talep ediyor çocuklar. Değil mi? Evet. O bilgisayarın yükseltilmesini veya talep ediyor. Veya sinirlenip atıyor mesela. Sinirleniyorlar, öfkeleniyorlar. Daha hızlısı yok. Bunun daha hızlısı çıktı. Yeni modeli çıktı. Bu niçin bana alınmıyor diyor çocuklar. Bu tüketim çılgınlığına da gidiyor bir yandan. Gidiyor çünkü nöral sistemimiz bunu talep eder hale geliyor. Süratlendirdik onu. Yavaşlatamıyoruz artık. Evet. Yavaş çekimli faaliyetleri sevmiyoruz. Kitap okuma gibi. Denizin karşısına çayımızı içip evet. oradaki güzelliği tatmak gibi. Anı yaşamak anı gibi. Anı yaşamak aslında. Gibi. Sosyal ilişkilere vakit ayırmak gibi. Bunların hızı artık bize yetmiyor. Artı sanal dünyada öyle bir şeye alışıyoruz ki gençlerle yapılan araştırmalar hem de bu Amerika ve Kanada bulguları karşılarına Angelina Jolie gelse ne konuşacağını bilmiyor. Çünkü onun alıştığı iletişim tarzı bilgisayarda gördüğü bilgisayar oyunları evet. veyahut oradaki suni ortamlar. O suni ortamlar gerçek ortamı temsil etmediği için yanındaki kişiyle bağ kuramıyor. Ne cinsel bağın ne olabildiğini biliyor. Yanlış modellerden bunu öğreniyor. Ne sosyal ilişkinin ne olduğunu biliyor. Bunu öğrenemiyor. Dolayısıyla biz gerçek hayatı sanal ortama taşıdığımızı zannederken hayır sanal ortam gerçekliğimizi baltalamaya evet, başlıyor. Evet. Peki akran zorbalığı gören bir çocuğu nasıl anlarız, nasıl tespit ederiz, belirtileri nelerdir? Hı-hı. Çünkü akran zorbalığı zorbalık gören yani çocuk olsun büyük bir insan da olabilir bu biliyorsunuz. Hani tabii, iş yerinde mobbing olarak geçiyor. Mobbing olarak geliyor her zaman çok rahatlıkla ifade edemeyebilir, söyleyemeyebilir, utanabilir, bu benim suçum diyebilir. Tabii. Zaten genelde öyle evet, oluyor. Evet genelde o şekilde oluyor. Nasıl anlayabiliriz anne baba olarak?
Bir kere çocuğun rutin akışında, davranışlarında değişim görüyoruz. İçe kapanma başlıyor, bizle dertlerini konuşması azalabiliyor. Akademik başarısında oynamalar görüyoruz, düşüşler karşımıza çıkıyor. Hatta maalesef yine akran zorbalığının bir parçası olarak uyuşturucu kullanımı gündeme gelebiliyor. Evet. Yaş grubuna bağlı. Tabii. Gerçi şimdi artık bir nevi kaçış olabilir belki. Yaş da gözetmiyor artık. Evet. Kaçış, sığınma, dertleri çözme olarak karşımıza bu gelebiliyor. Dolayısıyla da öz bakımı değişebiliyor, kendisine olan ilgisi azalabiliyor. Bunlar karşımıza çıkmaya başladıysa eğer yoklamamız gerekiyor alanı. Okulla bağımızı güçlü tutmamız gerekiyor. Artı arkadaş çevresiyle de bağımızı güçlü tutmamız gerekiyor. Evimizi açmayı öğrenmemiz gerekiyor. Ailelerle karşılıklı diyalog kurmayı, gitmeyi gelmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yoksa kendi başına ilişkiler, yalnız bir ilişki ağı. Çocuğumuzun her şeysine hakim olduğumuzu zannederken fizik ihtiyaçlarına hakimiz. Yemeğini yedi mi? Çantasına kitabı tamam mı? Tabii. Spor faaliyetine yazdırdık mı, gidiyor mu? Bunlarla ilgilenebiliyoruz ama peki burada ne görüyor, ne yaşıyor? Biz de bunu konuşabiliyor mu? O güven ilişkisini kurduk mu onunla? Evet, o önemli. Dediklerini duyabiliyor muyuz? Evet, duyabiliyor muyuz? Yoksa abartıyorsun sen diyerek dikkate almıyor muyuz? Duygu dünyasına girebiliyor muyuz? Biz de güzellikleri paylaşıyor, notlarını paylaşıyor, başarılarını. Peki başarısızlıklarını duyabiliyor muyuz? Yoksa bütün arkadaşların bu kadar iyiken sen niye yeterince çalışmıyorsun diyerek suçlama ve yetersizlik duygusu üstünden mi gidiyoruz? Evet. Daha küçük çocuklarda da tabii olabiliyor bu. 5-6 yaşındaki tabii çocuklarda akran zorbalığı maalesef. Anaokulundan başlıyor. O yüzden okulları da... O tipte çocuk, mesela öğretmenlerin bence hani dikkat etmesi gerek. 5-6 yaşındaki çocuk çünkü çok fazla ifade edemeyebiliyor kendisini. Kesinlikle. Altına kaçırma olabiliyor. Hani tabii, o şekilde bir korku geliyor. Konuşmada kekeleme olmaya başlıyor. Evet. Hı hı. Bu tip şeyler oluyor. Öğretmenlerin, yani şimdi çünkü o ortamda öğretmenler olduğu için hani en kolay bunu tespit edebilecek kişi onlar. Aile evde ne kadar sorsa da etse de tabii çocuktan hani özellikle küçük yaştaki bir çocuktan almak çok zor, cevap almak. Kesinlikle. Çocuk korktuğu için davranışla zaten anlatmıyor. Size gösterir. Evet. Çizdiği resimle anlatır, davranışla anlatır. Evet. Sizle yetişkine o diyaloğu tabii ki yaşı gereği kuramayacaktır. Tabii kuramaz. Çünkü anlam da veremiyor bazen. Tabii. Hani bir şeyden rahatsız doğru oluyor ama. Doğru olduğunu zannediyor. Doğru normal. Değil mi? Başka bir tecrübesi olmadığı için elinde. Evet. İlk sosyalleşme yaşları, anaokulu, evet, doğrunun bu olduğunu zannederek ve yaşadığı tehditler sonucu bunu birine söylersen şu olacak tehditleriyle zaten susup kalıyor konu karşısında. Evet, maalesef. Peki bu durumda öğretmenlerin bu konuda psikolojik eğitim alması gerekir mi? Kesinlikle değil evet. Mi? Bir kere öz yardım dediğimiz hiçbir standart eğitim bir kurumda alma şansınız olmadı. Evet. Şu ya da bu sebeple. Öz yardım dediğimiz, biblioterapi adını verdiğimiz bu konudaki filmler, videolar, bu konudaki kitaplarla kendini geliştirebilir. Vakıflara yüzünü dönebilir. Mesela Yöret Vakfı, Açev Vakfı, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, TEV, Yüksek Öğrenimde Rehberliği Teşvik Vakfı, Yöret. Bu tür eğitime dönük vakıfların akran zorbalığı üstüne özel eğitimleri var hocalar için. Buralardan bunların kurslarına katılabilir hocalarımız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın zaten düzenli hizmet içi eğitimleri var eğer devlet okulunda çalışıyorsa. Evet. Formatörler bu eğitimleri düzenli her sene veriyor. Özel okullarda çalışıyorsa dediğim vakıflar yardımcı oluyor. Aileyle işbirliği kurmak keza çok önemli. Aile ziyaretleri çok önemli. Evet. Hocalarımız bu konudan imtina etmesinler bence. Ev ortamında çocuğu görmek, görsünler, aile ortamında görmek evet, çok çok önemli. Rehber öğretmenlerimiz özellikle bunu yapabilmeli. Ve eğer bu gerçekleşmez ise önlem almak çok zor oluyor. Evet. Önlem alamadığınızda ne oluyor? İş ilerlediği zaman eğer bu iş uyuşturuculara gidiyorsa çocuğu kaybediyoruz. Yani. Geçtiğimiz ay içinde 2 tane 17 yaş grubunda vaka maalesef kullandıkları hapın ne olduğu belirsiz bir hapla gördükleri halüsinasyonlar ve ezeyanlar sonucu balkondan atlayarak yaşamını kaybetti. İkisi de 17 yaşındaydı. Neden başladı, ne oldu, merakla mıydı vesaire, süreçleri maalesef iyi bilmiyorum. Gazete haberlerinden takip ettiğim bir konuydu. Ama çok dramatik, iki ailenin kendine gelebilmesi bir ömür boyu artık mümkün değil. Dönersek daha küçük yaşlara, temeller buralarda atılıyor. Evet. Biz fark etmediğimiz, gözden kaçırdığımız zaman ileri yaşlarda biz bunu görüyoruz. 0-6 yaş çok önemli diyorlar değil mi? Çok önemli. Kişisel gelişimde. Çok önemli. Hatta bazı kuramcılar o kadar bu konuda katıdır ki ilk 5 yılda karakteriniz kurulur. Bundan sonrası sadece
detaydır. Ana yapıyı burada kurarız, bu değişmez diyen kuramcılarımız var, Freud gibi. Evet. Ağaç yaşken eğilir der bizim alaylı bilgimiz. Evet, evet. Mektepli bilgimiz de bunu destekliyor dediğim gibi. İlk 5 yılı çok önemsiyorlar. Neden? Çocukluk anılarımız yer ediyor, kalıplaşıyor, şemalarımız oluşuyor, hayata nasıl baktığımız temel inançlarımız oluşuyor. Daha sonra biz bu çerçeveden olayları değerlendirmeye başlıyoruz. Çerçevemiz kötüyse, tatsızsa, üzücüyse o zaman yaşam olaylarıyla baş etme becerimiz de düşük kalıyor. Psikolojik dayanıklılık diyorlar ileri yaşlarda. O nasıl cereyan edecek? Benim olaylara nasıl baktığımla kurulacak. Ben olaylara nasıl bakıyorum? İlk yaşlarda öğrendiğim şekliyle bakıyorum. Evet. Çok kapsamlı bir konu aslında ve çocuklarımızı yetiştirmeye çok dikkat etmemiz gerekiyor değil mi? Çok önemli. Çok önemli. En ufak detay bile çok önemli. Bizim mesleğimizde hep alay edilir. Geldik mi psikoloğa çocukluğumuzu mu anlatacağız? Hayır. Çocukluğumuza inelim ama, hani. Evet, klasik bu hep bir şey. Klasik tariftir. Çocukluğa inemiyoruz, dünü değiştiremiyoruz ama nasıl baktığımız oralardan kurularak miras geliyor. Evet. O yüzden bakış açısını değiştirmeye çalışıyoruz. Bütün seanslar boyu yaptığımız bu. Nasıl yapıyoruz? Bir yıl bununla uğraşıyoruz. Bir kişiyle uğraşıyoruz. Evet. Peki biz bunu çocukken eğitim süreçlerine entegre edip katarak nasıl baktığı üzerine yol alırsak eğer çocuğun bakış açısını buralarda özgüvenli, umut dolu, olumlu bakış açısını geliştirirsek benim tek tek ileride uğraşmam gerekmeyecek. Önleyici olmak daha sonra çözmekten çok daha az maliyetlidir, çok daha mutlu edicidir, çok daha sağlıklıdır. Kesinlikle. Sağlıklı bir mutsuz toplum için. Mutsuz çocuk akran zorbalığı uygulayacaktır. Kesinlikle. Yani orada evet. Diğer çocuğu da analiz edelim. Ya da görüyordur. Mağdurun dışında. Diye düşünüyorum. Ailede ya da hani aile de görüyordur. Evet. Zaten bunun ilk Bandura ile çıkan araştırmaları 1960'larda şiddet davranışının yetişkinlerden model alındığı yönündeydi. Evet. Bunu biz 1960'lardan beri biliyoruz. Harlow'un yaptığı çalışmalar şefkat yoksa maymunlarla yaptığı bile bunu gösterdi. Sevgiyi, şefkati görmeyen maymun yavrusu kendisi de annelik yapamıyor. İşte. İleriki yaşlarında. Evet. Bu diğer canlılarda bile kanıtlanmış süreçler. Evet. Dolayısıyla insan canlısına bu çok daha kritik. Çünkü biz kendimizi bununla sarıp sarmıyoruz. Uzun süre anne baba bakımına muhtaç canlılarız biz. 18-20 yıl kadar reşit olma yaşımız bizim. 18 yıla yayılıyor. Bunun içinde ne diyoruz? En önemli faktör ailenin ihtimamı. Kurumlarda büyütülen çocuklarla ailede büyütülenlerin davranışlarına bakıldığında akran zorbalığı alıp gidiyor kurum ortamlarında. Niye? Çünkü anne baba şefkati yok. Peki niye ailelerimiz bu tarz modellere yakın oluyor? Çünkü atlıyoruz bu faktörleri. Evet. Tablete emanet ediyoruz, bilgisayara emanet ediyoruz. Emanet ettiğimiz yer bizim yaptığımız rehberliğin onda tabii onları yapamaz. Da bırakamıyoruz bir yana. O da artık hayatımızın bir gerçeği, o da bir teknoloji. Çocukları denetlemeyi öğrenmemiz denetlemeyi, lazım. Evet belki. Yani çünkü şöyle de bir durum var. Çocuk ergen diyelim. İşte tablette bir şey var, oyun var vesaire. Çocuk diğer arkadaşları o konuda sohbet ederken bu sefer kendisi geride kalıyor. Çünkü kendisi bilmiyor o ortamı, süre o konuşmayı, koymak, konuyu. Yönetmek, ama içerik evet. Denetimi yapmak. Evet. Önce kendimizin göz atması o programa. Ve özgüveni vermek. Ben her programı bilmek zorunda mıyım arkadaşlarım? Gibi değil mi? O bu oyunu beslemek. Oynarken ve bu oyunun işte intihara kadar götürdüğüne dair ya. Bir data varken evet. Ben bunu arkadaşlarıma öğretebilirim. Eğer çocuğumuza bu yönde sağlıklı rehberlik yaparsak. Evet. Benim bütün çevremdeki arkadaşlarım sigara kullanıyordu. Ben sigara bağımlısı olarak yetişmedim çünkü bana bunun zararları anlatılmıştı. Evet. Evet. Ve bu yönde okulum beni desteklemişti. Yeşilay kolunda olabilmiştim. Dolayısıyla da ben yönetmeyi öğrenebilmiştim. Bu tarz bağımlılıkların ne olduğunun farkında olarak, bilgisinde olarak. Eğer doğru bilgilendirme sağlanırsa çocuğa, arkadaş grubuna rehber olacaktır. Hem direnecektir o yanlış alışkanlıklara karşı hem rehber olacaktır. Doğru bilgilendirme verilmez ise kurban konumuna geçecektir. Kurban tesadüfen çıkmaz. Akran zorbalığında kurban tesadüfen seçilmez. Sessiz olan, kendini iyi ifade edemeyen, içe dönük olan, ailesiyle bunları iyi paylaşamayan çocuk kurban konumundadır. Hiçbir zaman tesadüfen değildir o kurban. Evet. Ergenlikte özellikle şey önemli. Ergenlikte bir özenme durumu çok oluyor. Tabii, özenme çok fazla yaş oluyor. Grubu, şimdi ilkokulda siz çocuğun yeleğini unuttu diye okula götürdüğünüzde evet. Çocuğunuz sizi atlar. Anneciğim, annem geldi benim annem, evet, annem, annem. Evet. Siz ama bunu ergenlikte... ortaokulda, lisede yapın. Anne ne yapıyorsun Allah ya? Allah aşkına ceketi niye okula getiriyorsun? Giymediysem giymedim. Rezil olacağım arkadaşlar. Lütfen yok, gider misin? Yok direkt şey zaten. Anne beni rezil ettin. Lütfen gider misin artık? Tamam aldım ceketimi. Hadi sonra görüşürüz der. Evet. Ve sizi bir an önce göndermeye çalışır. Göndermeye çalışır, çünkü, evet. Çünkü ergenlik yaş grubuna döndüğü normları akranlardan
geliştirmeye çalıştığı, fert olmaya çalıştığı yaşlar. Evet. Çünkü onun 3-5 sene sonrasında biz diyeceğiz ki artık reşitsin. Reşit olabilmenin ön hazırlığıdır ergenlik. Ama biz oraya kadar zengin bir malzeme verebildiysek bizden irtibatı kesmeyecektir. Veremediysek ergenlik en korktuğumuz seneler haline evet, alacaktır. Evet. Ergenlik kapıldı biraz... gitti dediğimiz yıllar evet. haline alacaktır. Kapılıp gitmeyecektir. Eğer ki biz güveni, temel güveni, temel iletişimi, sevgiyi, sevgiyi, şefkati, evet. ihtimamı, merhameti, vicdanı bizler öğretebilirsek ergenlik öncesinde, ergenlikte aldığımız cevaplar bu yönde olacaktır. Bunları sağlıklı kuramayınca vurup kapıyı giden bir ergenle karşılaşacağız. Çünkü hormonları zaten başına dert, sinir sisteminde o nöral patikaların, sinaptik yolların habire kurulup bozulması başına bir dert. Yüksek cesareti tüm bu gelişim evresinde. O delikanlı çağlar diyorlar ya. Cesareti bir dert. Çünkü neden? Kullanılan patikalar tekrar tekrar üstünden geçilmediği için cesaret de yüksek oluyor. Evet. Ama biz bunları nasıl çözeceğinin doğru rehberliğini çocukluktan itibaren yaparsak kurtarıyor yakayı. Yapmazsak sıkıntı. Ama çocukla da daha ziyade tabii anne ilgileniyor aslında. Anneler mutlu. İşte, mi? Öyle mi olmalı? Hani evet, hani evet. Doğru katılıyorum. Yok, ama... Şimdi hani genel olarak öyle oluyor. Yani bizim ailede öyle bilemiyorum. Tapu kime? Pardon çocuğun tapusu o yoktu değil mi? Hani anneye mi ait? Valla anneye ait oluyor biraz. Hani... Yani aslında bizim toplumda da beklenen o. Biliyorsunuz hani daha ziyade annenin görevidir. Hani çocukla ilgilenmek annenin işidir. Gibi hani anne de biraz tabii mutlu olacak ki yani kendisi babalık de testi %99.9 baba der ama o babanın biz işte o testin ötesinde diyoruz ki işin DNA'sının ötesinde babanın rolü aile içinde çalışıldığında bütün araştırmalar gösteriyor ki anne kadar kritik bir role sahip. Aslında yani öyle biz tabii ayırıyoruz ki. Ama ayırdığımız şey diğer canlılarda geçerli olabilir. Ama iş insanı ayırmaya geldi. Biz insanı diğer canlılardan akılla, bilinçle, bilimle, düşünceyle, İnanç sistematiğiyle bir sürü faktörle ayırıyoruz. Buna kabaca beynimizin gelişkinliği diyelim. Bu gelişkinlik bizde anne kadar babalık rolünün de ne kadar kıymetli olduğunu bütün araştırmalarla sunuyor. Tabii, doğru. O yüzden de soracağınız soruyu özür dilerim kestim ama. Yok, rica ederim. Soru sadece bir saptama yapacaktım. Bence hani benim fikrim. İnsan kendisi ne kadar mutluysa çevresindekileri de o kadar mutlu edebilir. Anne ne siz kadar mutlu olursa, evet, anne ne kadar mutlu olursa çocuklarını da o kadar mutlu ve sevgi dolu yetiştirir. Kendisi ne kadar sevgi doluysa haliyle annelerimizin mutluluğu da çok önemli diyorum. Burada hemen bir parantez açıp yani, ben de bir anne olarak. Buradan tabii söz dönüp dolaşıp çift ilişkisine gelebilmeli. Evet. Annenin mutluluğunu belirleyecek faktörler nedir? Eşiyle olan irtibatıdır. Evet. Aile dediğimiz faktör anne ve çocuktan oluşmuyor. Anne, baba ve çocuklardan evet. oluşuyor. Çekirdek aile. Çekirdek ailemiz. Evet. Bunun geniş fertlerine baktığımız zaman anneanneler, dedeler, babaanneler devreye girecektir. Halalar, teyzeler, dayılar devreye girecektir, evet. amcalar. Şimdi biz burada eğer bu yapının içinde mutlu olmanın unsurları ki bu temel olarak iletişim becerilerinden geçer. Eğer biz bunları sağlayabilirsek, sağlıklı şekilde birbirimizi duymayı öğrenebilirsek, anlayabilirsek, empati kurabilirsek. Empati kurabilirsek. Sempati değil, empati. Empati. Yani evet. Siz ağlarken ben ağlayabilirim. Duygular saridir, evet. bulaşır. Ama siz ağlarken ben de ağlamaya başlarsam kim çözecek derdi. Değil mi? Eşler sempati değil, empatiyi kurabilmeli. İki farklı kişiler peki birbirlerinin perspektifinden hayata baktıklarında ne tür çözümler öneriyorlar? Problemi tarifleyebiliyorlar mı? Probleme uygun çözümler üretebiliyorlar mı? Bunun icra yollarını tayin edebiliyorlar mı? Velev ki başarısız oldular, ikinci bir şık var mı ellerinde, alternatif üretebildiler mi? Bu konuda hemfikir olmasalar dahi çocuğa bunu sezdirmeden çatışmayı, bu çocuğa taşımadan... O da çok önemli değil mi? Çocuğa sezdirmemek bunu, aradaki çatışmayı. Yetişkinlerin çözebilmesi gerekiyor. Çocuk evet. size baktı mı gözlerinizden daha anlar, beden dilinizden evet, işler evet. iyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor. Zihinsel fonksiyonlar yetmediği zaman ne yapacak? Beden dilini okuyacak. Diğer canlılar da bizde beden dilini şahane okur. Kediler kime yanaşacağını bilir. Evet. Kime yanaşmayacağını da bilir. Beden dilini okur. Bizle birlikte matematik çalışmıyorlar, fizik üretmiyorlar, kimya bilmiyorlar ama beden dilimizi o kadar güçlü okurlar ki zihin fonksiyonlarımız yeterince gelişmediği zaman beden dilini
kitaplarını okuyoruz çocukluk yaşlarımızda. Evet. İşte bir çocuk anne babaya bakarak işler iyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor bunu okur. Gözünden anlar. Gözünüzden anlar. O kadar enteresan ki benim kızlarım çok küçük ama mesela üzüldüğümde de gelip anlıyorlar. Hemen sarılıyor, anneciğim sen niye? Halbuki hiçbir şey söylemiyorum mesela. İşte. Veya şimdi, sinirlendiğimde de gözümden anlıyorlar. Özür dilerim anne diye hemen kenara çekiliyor. Yani hiç ben bulaşmayayım. Şimdi sizden bunu okurken evet. Bunu olumluya çevirebilme yolumuz ne? Yetişkinlerin problem çözme becerisi. Evet. Çocuğu korumakla görevli varlıklar biziz. Kesinlikle. Bir çocuk bizzati kendini koruyamaz. Tabii ne ki. Çocuk istismarından koruyabilir, ne akran zorbalığından koruyabilir, ne işte efendim kendisiyle ilgili problemleri her bakımdan çözme becerisine sahiptir. O zaman adı çocuk olmazdı, yetişkin evet. olurdu. Evet. Biz yetişkinler bundan birinci derecede mesulüz, görevliyiz. Biz çözemediğimiz zaman bunu o zaman çocuk ne yapıyor? Ne? Sorumluluğu yüklenmeye başlıyor. Tabii. Anlatmamaya başlıyor, içe kapanmaya başlıyor. Kendisi halletmeye çalışıyor. Geliyor sarılıyor, üzülme anneciğim, evet, üzülme babacığım evet, demeye evet. başlıyor. Kavgalarda hakem rolü görmeye adeta neredeyse hakem rolü evet. görerek çözmeye çalışıyor. Halbuki onun sorumluluğu değil, değil. Yani o çocuğa onu yüklemek ne kadar büyük. Kavrayabildiği bir şey de değil ve o duygu dünyası tabii. mahvoluyor, korkuyla doluyor. Korkuyla tabii. dolan bir çocukta endişe. Akademik başarısızlık başlıyor. Tabii. İleri yaşlarda psikoloğa ve psikiyatriste yönlendirebilecek ruhsal bozukluklar başlıyor. Tabii. Sevgi yeter demiyorum. Yani sadece sevelim her şey çözülsün. Hayır. Sadece sevgi yetmiyor. Doğru davranış ama, da önemli tabii ama ki. Neyi yapıyoruz? Problem çözme metotlarımızı zenginleştirmemiz gerekiyor. Sosyal becerilerimizi arttırmamız gerekiyor. Problem çözmek için önce problemi tanımlamamız gerekiyor. Hudutlarımız ne? Her şey mi? Yoksa problem sadece A konusu neyse o konuda mı bir tarifimiz var? Bir örnek vereyim. İşte TEOG sınavımız var efendim. Evet. Çocuğum başarılı değil. Ders çalışıyorum, çalışmıyor. Peki neden? Bunu görebiliyor muyuz? Ders çalış demekle bu iş hallolsaydı, her anne baba bunu en az bir kere söylüyordu. Ders çalış derdi, evet, biterdi derdi değil ve mi? Biterdi. Yurt dışında sizin başarılı olduğunuz alanda ek ders verilir ve yetenekleriniz geliştirilir. Evet. Bizde ise başarısız alanınız hangisi? Matematik, peki matematikten ders alacak. Zaten yatkınlığı, yeteneği bu yönde değil. Hayır efendim değil bu yönde olsun. Matematiği başarısız çocuk TEOG'da ne elde edecek? Matematiği başarısız çocuk üniversite sınavında ne elde edecek? Ama zaten yatkınlığı bu yönde değil. Zaten elde edemeyecek. Vasat evet. olacak. Bir mesleğin, de daha kendini kötü hissedecek bir değil mi? Bir mesleğin vasatı olmaktansa yeteneğinizin en iyisi olun. Değil mi? Şu yaşamda her birimizin varlığının bir anlamı var. Doldurduğumuz bir yer var. Ve o yerin manasını kazanabilmemiz için doğru noktayı doldurmamız gerekiyor. Benim yetmediğim, başarısız olduğum, destek kendimi yatkın görmediğim bir yerde ha babam de babam başarmaya zorlanırsam zaten yapamayacağım. Evet. Efendim sistem buna dönük. Sistem buna mı dönük? Tartışılır. Bu sistemi biz besliyoruz. Evet. Çocuğun merakını diğer yönde de arttıralım. Spora merakı olan bir çocuğu spor kursuna yazdıralım. Hayır efendim matematik kalır o zaman. Matematik zaten kalıyor. Yani ek ders alınıyor yine kalacak. Kalıyor. Yine kalacak. Çocuk da kendini kötü hissedecek, kötü hissedecek. Bir yandan. Biz onun tadı aldı. Bir de belki mutsuz olacak yeteneği olan konuya yönelemediği için. Aslında sevmediği bir konuya yöneldiği tadı için. Tadı aldı değil alanları mi? Zenginleştirebilirsek diğer alanları başarma evet. şansı olacaktır. Bunu hiç beslemezsek engel olur efendim. Spordu, müzikti, şuydu, buydu dersek o zaman zorlandığı alanları hiç yapmamaya bu sefer başlayacaktır. Evet. Gül Hanım çok teşekkür ediyorum ben size. Güzel sohbetiniz için çok da bilgilendirdi. Çok aydınlattı gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Efendim gelecek hafta yeni bir programda görüşmek üzere. Pozitifte kalın.